Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin nebin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celal vel ikram. Amentü billahi l-vahidil ahadil hakkil mubin. Ellezî la şerike lehu ve kefertu bimâ sivâhu. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmil khayr ve bihî nesta'in. Evet, şuur meselesi. Bu daha önceleri o önceki oturumlarda çok tekrar ettiğimiz bir meseleyle başlayacağım. Biraz onu altyapı yaptıktan sonra inşallah meselemize intikal edeceğiz. Hatırlayacaksınız belki Cenab-ı Allah bu kainatı, bu mevcudatı hani yokluk aleminden, yokluktan varlığa çıkarmış. Ya yani ona bir vücut vermiş, varlık vermiş. Sonra o vücut verdiği, varlık verdiği eşyayı yahut da mahlukata bir de hayat vermiş. Hayatta biraz daha kıymetli hale getirmiş. Tabiri caizse hayatla yani orayı aydınlatmış, değerli hale getirmiş. Sonra sadece hayat vermekle kalmamış. O mahlukatın bir kısmına da, hayat vermiş olduğu mahlukatın bir kısmına da şuur yerleştirmiş, his yerleştirmiş. Sonra da onunla da bırakmamış, bir akıl yerleştirmiş falan demiştik, hatırlayacaksınız. Yani dolayısıyla aklı en üst mertebeye koymuştuk. Şimdi bizim şuur kelimesini kullandığımız yerlerde bazen bir şeyi karıştırabiliyoruz. Onu baştan ifade edeyim, yani baştan ayırayım. Bazen biz akıl hissetme, idrak etme, fark etme, işte anlama, meselenin farkına varma manasında şuuru kullanırız. Yani mesela diyelim şuurlu bir varlık dediğimiz zaman, yani aklını çalıştıran, yani anlayan, yani idrak eden, yani fark eden, yani işte efendim terkipler yapan, tahliller yapan, meselenin önünü arkasını bilen manasına kullanıyoruz. Yani şuuru biraz böyle akılla beraber kullanıyoruz. Yani şuurlu birisi dediğimiz zaman akıllı birisi manasına kullanıyoruz. Bir de şuur kelimesi his manasına aynı zamanda kullanılıyor. His, yani çünkü Arapçada şuur hissetmek demek. Dolayısıyla biz bu akşam hissetmek manasında şuuru ele almayacak, akletmek manasında şuuru ele alacağız. Yani idrak etmek manasında, bir şeyi fark etmek manasında şuuru ele alacağız. Onun için bu alemde şuur en üst tarafa yerleştirilmiş. Bu alemi en kıymetli hale getiren şey şuur olarak karşımıza çıkmış. Tabiri caizse Cenab-ı Allah varlığı yaratmış, bir süt gibi tabiri caizse. Sonra o sütün içerisinden bir kaymak çıkarmış, hayat çıkarmış oradan. Onun için hayat sahibi olanlar, varlık sahibi olanlardan daha kıymetli oluyor, daha değerli oluyor. Mesela diyelim bir bitki taştan, topraktan daha değerli, daha kıymetli oluyor. Çünkü onlar hayat sahibi olmuyor ama bitki en alt derecede olsa bir hayatı var, yani hayat sahibi. Dolayısıyla kıymetli hale geliyor. Sonra o hayat sahibi olan şeyin içerisine Cenab-ı Allah hissi yerleştirdiği zaman o hissi yerleştirdiği mahlukat diğerinden daha kıymetli hale geliyor. Mesela diyelim hayvanları Cenab-ı Allah bitkilerden daha kıymetli yapıyor, daha değerli yapıyor. Sonra o hisle beraber aynı zamanda bir de böyle akıl yerleştirdiyse, akıl verdiyse, yani insani akıl, bilhassa insan açısından söylüyorum meseleyi, insani aklı verdiyse o zaman o hayvanlardan da daha kıymetli hale geliyor, daha değerli hale geliyor. İşte biz daha önceden hani bunun üzerinde çok uzun uzadıya durduğumuzdan dolayı sadece bunu şu açıdan hatırlatmak için söyledim. Yani Cenab-ı Allah şuuru, idrak etme meselesini, bir şeyi fark etme meselesini, akletme meselesini en zirveye yerleştirmiş. Yani insanda da dikkat ederseniz mesela bakın akıl en yukarıdadır tabiri caizse. Yani insandaki yerleşimi itibariyle de yani aslında bulunduğu yer kıymetini de gösterecek mahiyettedir yani insanda.
Dolayısıyla önce bunu bir tespit edelim. Ve bununla alakalı ben kısa kısa birkaç yer paylaşayım inşallah sizinle. Şuradan açayım şeyi. Evet, mesela 30. lemada, 30. lemada bu söylediğim mesele var. Diyor ki orada Üstad Hazretleri, evet nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Bu kainatın kaymağı gibidir yani hayat. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Demek ki en kıymetli, en değerli odur. Yani şuur odur. Şimdi bunu neden ifade etmeye çalışıyoruz? Madem ki Cenab-ı Allah şuuru, madem ki Cenab-ı Allah aklı, madem ki Cenab-ı Allah akletmeyi, idrak etmeyi, fark etmeyi en kıymetli yere koyduysa, en değerli yere koyduysa, o zaman akılla yapılan iş yahut da şuurla yapılan iş, hissederek, duyarak, fark ederek, idrak edilerek yapılan işler o zaman çok kıymetli olacak tabii. Yani çok değerli olacak. Yani Cenab-ı Allah bizden o zaman yaptığımız işleri şuurluca yapmamızı isteyecek. Bilerek yapmamızı isteyecek. Fark ederek yapmamızı isteyecek. Aklederek yapmamızı isteyecek. Neden? Çünkü en kıymetli o. Yani bir iksir gibi işte. Çok değerli. Bir damlası, hani boyanın bir damlası bir kovanın içerisine düştüğü zaman o kocaman kovanın içerisindeki suyu o bir damla boya kendisine boyayıp yani rengine çeviriveriyor. Halbuki bu bir damla. O kovanın içerisinde belki 1.000 tane damla var, belki 10.000 tane damla var. Ama yani bunun böyle bir özelliği var, böyle bir hususiyeti var. Damladığı zaman işin içerisine insibar meydana getiriyor, boyama meydana getiriyor. İnsandaki şuur da öyle demek ki yani. Efendim ben bir amel yaparım, bir iş yaparım ama şuurluca yapmam. Onu zaten şuurlu olmayan mahlukat da yapıyor. Eğer işin kıymeti yaptığımız işe göre olacak olsa, amele göre olacak olsa, bizim yaptığımız öyle ameller var ki diyelim, o amelleri normal bağışlayan hayvanlar da yapıyor yani. Ya da işte efendim vesaire canlılar da yapabiliyor. Abi, peki o zaman bizim yaptığımıza kıymet kazandıran nedir? Değer kazandıran nedir? İşte bizim yaptığımıza değer kazandıran bizim şuurumuz oluyor. Yani bizim o meseleyi bilmemiz, fark etmemiz ve hissetmemiz oluyor ki işte şu ifadeler 29. sözde de var aynı şekilde. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu yani varlığın hakiki varlığı hayat iledir. Yani hayat olmazsa varlık bilinmez, anlaşılmaz, fark edilmez. Dolayısıyla kıymetsiz hale gelir. Hayat vücudun nurudur. Yani ışık gibidir hayat. Varlığa girdiği zaman varlığın ne olduğu anlaşılır. Şuur da diyor hayatın ziyasıdır. Ya demek ki Cenab-ı Hak mesela hayat vermiş olsaydı, şuur vermemiş olsaydı demek hayat da anlaşılmayacaktı yani. Hayat da bilinmeyecekti. Bir canlılık meydana gelecekti belki ama. Bir hareket meydana gelecekti belki ama. Fakat bu canlılık, bu hareketin ne olduğu bile bilinmeyecekti. Onun içerisine şuur yerleştirince, onun içerisine aklı yerleştirince o daha da kıymetli hale geldi. Hatta malum olduğu üzere Cenab-ı Allah aklı muhatap alır insanla. Mesela diyelim bir adam deli olduğu zaman o adam mükellef olmaz. Teklif ondan düşer. Yani namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin gibi böyle mükellefiyet verilmez yani ona. Niye? Yani onu Allah'a muhatap yapan nedir? Onu Cenab-ı Hakk'ın teklifine karşı açık hale getiren nedir? Onu sorumlu hale getiren nedir? Onu kıymetlendiren nedir? Onu Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkaran nedir? Onu Allah'a muhatap eden nedir? Onun aklıdır. Onun şuurudur. Ha demek ki öyle kıymetli, öyle değerli ki insanı Allah'a muhatap ediyor. Öyle kıymetli, öyle değerli ki insanı mükellef hale getiriyor, sorumlu hale getiriyor. Ve o akıl olmadığı zaman, o şuur meydana gelmediği zaman yani bir insan düşünün, aklı yok, ne yaptığını bilmiyor falan. Yaşıyor sadece, yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor belki. Hayattan lezzet alıyor ama fakat ne yaptığını bilmiyor yani. Bilmeyince de bu sefer bakın muhataplıktan şey yapıyor. Tekliften hemen muaf hale geliveriyor yani. Dolayısıyla çok kıymetli hale getiriyor insanı bu şuur meselesi ve akıl meselesi. İşte onun için Üstad burada bu hani 29. sözün değişik değişik parçalarında hep ifade ediyor bunu. Yine başka bir yerde bu sefer nurudur diyor. Dikkat ederseniz bakın hem nurudur dedi. Yani şuur için hayatın nurudur. Bir başka yerde hayatın ziyasıdır dedi.
ışığıdır. Yani bir başka yerde de hayatın hülasasıdır dedi. Yani özüdür, yani kaymağıdır dedi. Demek ki bu hayat olsaydı, şuur olmasaydı, demek ki bu hayatın bir özü olmayacaktı, bir kaymağı meydana gelmeyecekti. Demek ki bu hayat olsaydı, şuur olmasaydı, ziya gibi, yani hani nasıl ışık devreye girdiği zaman karanlıklar aydınlanır, eşya görülmeye, fark edilmeye, anlaşılmaya başlar. Işık olmadığı zaman nasıl her şey karanlık olur? Etrafınızda pek çok varlık olsa bile karanlık olduğu için göremezsiniz, anlayamazsınız, bilemezsiniz yani, fark edemezsiniz. Sanki yok gibi olur yani. Var ama fakat ışık yok. Işık olmayınca görünmüyor. Görünmeyince de yok gibi hale geliyor. Aynen onun gibi hayatın içerisine Cenab-ı Allah şuuru yerleştirmemiş olsaydı, bir ışık gibi orayı aydınlatmış olsaydı şuurla, o zaman hayat da bilinmezdi. Yani hayat da karanlıkta kalırdı. Hayat da anlaşılmazdı. Ke'enlem yekun diyorlar yani Arapçada. Sanki yokmuş gibi oluverirdi. Dolayısıyla şuur ışık oldu, bir ziya oldu, bir nur oldu. Orayı aynen güneşin etrafı aydınlatıp gösterdiği gibi o da her şeyi göstermeye başladı. Artık biz o şuurla, biz o akılla, o kadar kıymetli ki artık o akılla biz etrafımızı tanıyoruz. Ne olduğumuzu biliyoruz. Alemin ne olduğunu biliyoruz. Nereden geldiğini fark ediyoruz. Ne için burada olduğunu çözüyoruz. Nereye gittiğini çıkartıyoruz. Bak her şeyi fark ediyoruz. Geçmişi anlıyoruz. Geleceği fark ediyoruz. Elimize aldığımız bazı mukaddimelerle yani öncüllerle o öncülleri kullanmak suretiyle yeni yeni neticelere ulaşabiliyoruz. Tahliller, terkiplere işte efendim varabiliyoruz. Demek ki o zaman bakın her taraf aydınlanıverdi. Dün yani biz eğer aklımız olmasa, şuurumuz olmasa işte kimseyi tanımazken, kimseyi bilmezken sadece işte münasebet kurduğumuz insanlarla sadece münasebet kurabilirken aklımız varken akrabamızı tanırız, uzak akrabalarımızı tanırız, arkadaşlarımızı tanırız, onların akrabalarını tanırız, bu alemi tanırız, Hazreti Adem'i tanırız, bütün peygamberleri tanırız, tanırız, tanırız. O kadar alem genişler ki tarihin en karanlıklarında olan şeyler bile sizin şuurunuzun nuruyla, şuurunuzun ışığıyla aydınlanıverir. Demek ki o zaman bu şuur çok kıymetli ve çok değerli. Önce bunu şey yapalım, tespit edelim. Ve bu şuurun akılla alakasını da İşaretül İcaz'da Üstad Hazretleri bir ifadeyle kuruyor. Onu da ben sizinle paylaşayım. Fi kulubihim maradun ayeti kerimesini orada tefsir ederken yani onların kalplerinde hastalık var diye bu ayeti kerimeyi tefsir ederken orada diyor ki vakta ki diyor onlar yani o kalplerinde hastalık olanlar şuur hissini istihdam ederek yani şuur hislerini kullanarak muhakemeyi akliye ile amel etmediler. Akıllarının muhakemesini çalıştırmadılar. Anlaşıldı ki ruhlarında bir maraz vardır. Ha demek ki o zaman yani akıl muhakeme yaparken, akıl çalışırken işte bu şuur hissiyle beraber çalışıyor. İdrak meselesiyle beraber çalışıyor. Bir şeyin farkında olma meselesiyle beraber çalışıyor. Ve zaten insanı da insan yapan bu oluyor. İnsanı da başka mahlukattan belki en birinci planda ayıran bu oluyor ki insan kainat ağacının reşalar da bu da. İnsan kainat ağacının şuurlu bir meyvesidir. Kainat ağacının şuurlu bir meyvesidir. Yani Cenab-ı Allah bu varlığı bir ağaç gibi yarattığını eğer hayal edersek bu ağacın en uç noktasındaki gayesi olan, hedefi olan meyvesidir ve o meyve insandır. Efendim bitkiler nedir? O ağacın yaprakları olabilir diyelim mesela. Sair unsurlar işte efendim cemadat dediğimiz şeyler ne olur? O kainat ağacının belki dalları olabilir. Peki çiçekleri diyelim nedir? Belki de işte hayvanat onların çiçekleri falan olabilir. Fakat bu varlık ağacının meyvesi en kıymetli olanı efendim insandır. Peki nasıl insandır? Şuurlu olan insandır. Dolayısıyla şuurlu bir meyvedir. İnsan şuurlu bir meyvedir. Meyve çekirdek halinden ağacın bütün merhalelerini geçip geldiğinden dolayı çok camidir aynı zamanda. Şuuruyla yaprağı da bilir, çiçeği de bilir, dalları da bilir, ağacın gövdesini de bilir, ağacın köklerini de bilir, hatta o ağacın çekirdeğini de bilir. Niye bilir? Çünkü meyve bütün o çekirdekten oraya doğru o merhalelerden
geçe geçe gelmiştir. Yani o merhaleler bir basamak gibi atlaya atlaya gelmiştir. Dolayısıyla hepsini fark eder, hepsini bilir. Aynı zamanda işte şuurludur yani. Dolayısıyla insan bu varlık aleminde, bu alemin aslında halifesi olması, efendisi olması, kıymetlisi olması ve bu noktadan Cenab-ı Allah'a muhatap olmasının sebebi işte budur. Yani şuurlu olmasıdır. Hem cami olmasıdır. Cami dediğimiz yani bu varlık ağacındaki her şeyi içerisine almasıdır. Her şeyi kapsamasıdır. Aynı zamanda her şeyi kapsarken de şuurlu bir şekilde kapsamasıdır. Yani neyi kapsadığının farkındadır. Buranın ağaç olduğunun farkındadır. Dallarının, budaklarının farkındadır. Her şeyin farkındadır. Ondan dolayı değerlidir. Ondan dolayı aynı zamanda kıymetlidir. Burada mesela şöyle bir parantez açabilirim. Belki itiraz gelebilir. Yani melekler de şuurludur aslında. İşte cinler de şuurludur. Yani neden dolayı insan eğer mesele sadece şuurlu olma açısından değerlendirilecek olursa o zaman melekler de insanların önde olabilir. Yahut da cinler de insanlardan üstün olabilir. Cinlerden ve meleklerden onlar da şuurlu olduğu halde insanı ön plana çıkaran nedir? İnsanın camiyetidir sadece. Yani onlardan insanı ön plana çıkaran insanın cami oluşudur. Yani insan şöyle ifade edeyim. İnsan hem mülk tarafıyla hem de melekut tarafıyla yani cinlerin de yaratılmış olduğu şeyleri insan kapsar. Mesela cinler ateşten diyelim yaratıldı. Cinleri de insan kapsar. Melekler diyelim nurdan yaratıldı. İnsan meleği de kapsar. Mesela diyelim melek evet şuurludur ama yani maddiyatla alakalı yani insandaki nefis dediğimiz kısımla alakalı bazı şeyleri fark etmez. Mesela bilmez. Sen şuur olsa ne olacak? Yani alıcı itibariyle hani daha önceden belki bir şey vermiştim, bir misal vermiştim. Eskiden işte böyle VHF, UHF kanalları vardı. Yeni televizyonlar çıktığı zaman o VHF'den yayın yaparlardı. Sonra UHF kanalları çıkınca televizyonlar değişmeye başladı. Çünkü o eski televizyonlarda UHF kanalı yoktu. Alıcısı yoktu. Dolayısıyla UHF'den yayınlar başlayınca televizyonlar değişmeye başladı. Çünkü yeni televizyonların içerisinde onların alıcıları da vardı. Şimdi tabiri caizse meleklerin alıcıları kısıtlı alıcı. Belli şeyler var ki onları şuurlu olsun. Şuurlu olsa bile alıcısı eksik olduğundan dolayı hepsini fark edemiyor, hepsini alamıyor. Cinlerin de insanlara nispeten alıcıları kısıtlı. Evet onlar da şuurlu, onlar da anlıyorlar bazı şeyleri, fark ediyorlar ama fakat alıcıları kısıtlı olduğundan dolayı onlar da belli bir miktarda alıyorlar. Yani belli bir sınırlar içerisinde alıyorlar. Dolayısıyla insana gelince insan, evet insan hem şuurlu, hem meleklerin anladığı her şeyi anlayabiliyor, hem cinlerin anladığı her şeyi anlayabiliyor, hem hayvanatın anladığı her şeyi anlayabiliyor, hem bitkilerin işte efendim anladığı yahut da fark ettiği yahut da yaratılma gayesi itibariyle ortaya koyduğu her şeyi içerisinde taşıyabiliyor, hem cemadata ait bazı şeyleri içerisinde taşıyabiliyor. Tabiri caizse Cenab-ı Allah'ın varlık ağacının işte meyvesi olduğundan dolayı o varlık ağacıyla ilgili kim varsa ister mülk cihetiyle ister melekut cihetiyle her şeyi fark edebiliyor, duyabiliyor, kapsayabiliyor yani. Dolayısıyla insan bu açıdan şuurlu varlıkların da önündedir. Yani şuuruyla, aklıyla şuurlu varlıkların da önündedir. Çünkü dediğim gibi camidir. Çünkü Cenab-ı Allah onu kapsamlı yaratmıştır. İşte insanın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla yine yani insanı insan yapan, insanı kıymetlendiren, sair bütün mahlukattan üste çıkaran yine dikkat etmişsinizdir belki insanın gene şuurudur. Yani hissetmesi ve bilmesidir. Şimdi eğer mesele böyle olursa yani mesele şuur meselesi olursa, hissetme ve anlama meselesi olursa o zaman bizim de yaptığımız İşlerin şuurluca yapılması çok önemlidir. Hissedilerek yapılması çok önemlidir. Hadis-i şerif var malumunuz. Yani Cenab-ı Allah mesela diyelim ne dediğini bilmeyen bir kalpten çıkan duayı kabul buyurmaz diyor.
Yani inna Allah la yakbalu an kalbin lahin, lagin lahin. Yani eğlenceyle işi söylüyor. Ne dediğini bilmiyor yani. Gafilane söylüyor. Gafilane söyleyince Cenab-ı Allah ona iltifat etmez diyor mesela. E niye? Halbuki aynı şeyleri söylüyoruz. Halbuki dilimizden dökülen şeyler aynı şeyler. Şöyle bir şey hayal edin. Mesela diyelim sizin karşınızda birisi olsa size diyelim bir şeyler söylese, böyle bir şiir yazsa, bir kaside yazsa, sizi işte efendim böyle övecek şeyler falan söylese, sizin karşınıza geçip okurken size iltifat etmese, size bakmasa, başka taraflara baksa, başka şeylerle meşgul olsa, ağzından en güzel laflar bile çıksa, en güzel övgüler bile çıksa, sizin için çok bir şey ifade etmez. Yani çok fazla değer vermezsiniz. Niye? Sen bu söylediklerin arkasında yoksun dersiniz yani. Normalde sen bu söylediklerin arkasında olursan bir kıymeti olur yani. Bir tane robot, bir ara belki örnek vermiştim hatırlayacaksınız. Bir tane robot olduğunu düşünün. Robotu karşımıza koyuyorlar. Ona en güzel sözleri ezberletiyorlar. En güzel iltifatları ezberletiyorlar. En harika işte efendim metiyeleri ezberletiyorlar. Yani kodluyorlar içerisine. Ve siz onun karşısında robot olduğunu biliyorsunuz. Siz de onun karşısındasınız. Size en güzel methiyeleri söylüyor. En güzel mücameleler yapıyor yani. İltifatlar yapıyor mesela size. Tabii hiç bir kıymet verir misiniz yani? Hiç etkilenir misiniz? Dediğinden etkilenir misiniz? Halbuki çok güzel şeyler söyledi. Halbuki çok harika şeyler söyledi. Halbuki sizi öven şeyler söyledi. Halbuki belki sizi göklere çıkaran şeyler söyledi. Halbuki o kadar güzel destanlar yazdı ki hakkınızda. O kadar güzel beyitler döktürdü ki hakkınızda. Belki en harika şair bile o şekilde beyitler döktüremeyecek şeyler döktürdü. Ama önemli değil. Niye? Çünkü bir robottur yani. Arkasında şuur yok. Ne dediğini bilmiyor ki yani. Yani söylüyor ama ne dediğinden haberi yok yani. Şimdi ne dediğinden haberi olmayan bir şey sizi etkilemiyor. Siz ona bir kıymet vermiyorsunuz, değer vermiyorsunuz. Halbuki bir tane çocuk bile olsa karşınızda, o çocuk bile size bir teşekkür ederim dese, yani onun teşekkür ederim kelimesinin arkasında şuuru olduğundan dolayı, teşekkür ederken niye teşekkür ettiğini bildiğinden dolayı, size iltifat edip döndüğünden dolayı siz ona daha fazla kıymet verirsiniz. Şairane konuşmamıştır, destanları yazmamıştır, o kadar övgü yapmamıştır ama fakat iki kelimesi bile öbürünün bir kitap dolusu şiirinden, şairane ifadesinden, belihane ifadesinden daha değerli olmuştur. Daha kıymetli hale gelmiştir. Niye? Çünkü o iki kelimesinin arkasında insan şuur var. Ne dediğini biliyor, kime dediğini biliyor, ne ifade etmek istediğini biliyor falan. Yani arkasında kendisi duruyor. Öbürünün arkasında kendisi yok. Dolayısıyla sözlerimizin arkasında eğer biz olmazsak, o zaman sözlerimiz çok fazla kıymet ifade etmez. Bilhassa bu namaz için çok önemlidir. Yani işte namaza duruyoruz. Halbuki namazda şeylerin senkronize olması gerekir. Namazda aslında malum olduğu üzere üçlü bir senkronize sistem vardır. Yani ne demek üçlü senkronize sistem? Bir namazda hareketler vardır. Secdeye gidersiniz, rükuya gidersiniz, değil mi? Rükudan kalkarsınız mesela diyelim. El pençe divan durursunuz. Ellerinizi bağlarsınız falan. Böyle bakış başınızı öne eğersiniz. Secde edeceğiniz yere bakarsınız. Sağa sola mesela bakmazsınız. Bunlar hep harekettir. Bunlar harekettir. Bu hareketlerle beraber bir de lafızlar vardır. Yani bu üçlü senkronizasyon dediğim şey ikincisi lafızlardır. Yani böyle kıyamda dururken, böyle put gibi kıyamda dururken aynı zamanda orada kıraat yaparsınız. Dilinizde bir şeyler okursunuz yani. Efendim rükuya gidersiniz. Rükuya gittiğiniz zaman hem hareketinizle belinizi iki büklüm yaparsınız. Yani hareketiniz. Aynı zamanda da Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diye lafızlar devreye girer. Dolayısıyla hareket ve lafız birleşir. Hareket ve lafız birleşir. Secdede, secdeyle beraber, secde hareketiyle beraber Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allahümme leke secedtu ve bike amentu ve leke eslemtu, secede vecihi lillezî halak. Bakın lafızlarla hareketler birleşti. Şimdi üçlü iksirin iki tanesi budur. Üçüncüsü de şuurdur. Üçüncüsü de şuurdur. Bazen biz namaz kılarken bunların bazen bir tanesini yaparız, bazen iki tanesini yaparız.
çok böyle nadiren üç tanesini birleştirebiliriz. Yani halbuki bunlar üçü birleştiği zaman çok kıymet ifade eder, değer ifade eder. Bazen mesela lafızlardan çalarız. Hani Efendimiz insanın hızlı hızlı namaz kılmasıyla alakalı şeytanın çalmasıdır diyor namazdan. Şeytanın namazdan çalmasıdır. Niye? Çünkü lafızlardan çalarız diye. Yani nasıl çalarız? Subhanerazim, Subhanerazim, Subhanerazim deriz mesela. Halbuki Subhane Rabbiyel Azim. Subhane, onun hakkı odur. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Yani birisi böyle içinizden bile söyleseniz, içinizden derken böyle sessiz bile söyleseniz, birisi böyle bir mikrofon ağzınıza uzattığı zaman, onu kaydettiği zaman, sonra da onun sesini yükseltip dinlediği zaman Subhane Rabbiyel Azim dediğinizi orada duyması lazım. Yani hafif bile söyleseniz önemli değil. Ama esas olan yani şeytanın çalmasına fırsat vermeden, hani üçlü sistem dedim ya, üçlü sistem. O sistemden bazen lafızları biz çaldırırız. Yani Elhamdülillahirrahmanirrahim. Pek çok şeyler çalınır yani. Bakın lafızdan çalmalar olur. Bazen lafızdan çalma olmaz, hareketten çalma olur. Hareketlerden çalma olur. Ne demek bu? Yani kafamda varır varmaz kafamızı kaldırırız. Secdeye giderken Subhane Rabbiyel Ala'nın bir tanesini söyleriz. Secdede bir tanesini söyleriz. Secdeden kalkarken de bir tanesini söyleriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani onunla alakalı horozun yerden diyor yem yediği gagaladığı gibi diyor yapmayın yani böyle. Yani siz horoz değilsiniz ki. Yani siz kafanızı koyun. Ali hiç olmazsa üç defa orada Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala deyin. Efendim İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz, problem değil ama hiç olmazsa yani üç tane orada Subhane Rabbiyel Ala diyecek kadar durun. Eğer bir insan secdeye gittiğinde o hareketi, secde hareketini üç defa Subhane Rabbiyel Ala değil de bir defa Subhane Rabbiyel Ala diyecek kadar yapıyorsa o zaman çalıyordur bakın. Gene şeytan çalıyordur. Dolayısıyla bu sefer hareketlerde eksilme olur. Az önce lafızlarda eksilme olmuştu. Şimdi bu sefer harekette eksilme olur. Hatta bazen harekette eksilme olunca lafızda da eksilme olur. Yani çok hızlı bir şekilde secdeye kafasını koyup kaldıran bir insanın üç defa Subhane Rabbiyel Ala demeyeceği malumdur. Dolayısıyla iki tanesini çaldırır. Hem hareketten çaldırır, hareketin itminanından, oturaklaşmasından. Hatırlarsanız mescide bir sahabi giriyor, yani namazı kılıyor, Efendimizin yanına geliyor, selam verince Efendimiz git namazını tekrar kıl falan diyor. Sonra gidip tekrar kılıyor, gene geliyor falan. Efendimiz tekrar kıl diyor namazın olmadı. Gene kılıp geliyor, tekrar kıl diyor namazını. Üçüncü defa namazı kılıp gelince Efendimiz olmadı gene namazın. Tekrar kıl deyince bu sefer vallahi ya Resulallah diyor ben bundan başka namaz bilmiyorum ki diyor. Yani 50 defa göndersen aynı namazı kılacağım, geleceğim falan. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona o şeyi anlatıyor. Yani secdeye gittiğin zaman üç defa şöyle diyeceksin. Rükuya gittiğin zaman biraz orada bekleyeceksin. Kalktığın zaman biraz bekleyeceksin. İki secde arasında biraz oturaklaşacaksın da yani halin hareketin oturaklaşacak. Yani tadil erken dediğimiz şeyi anlatıyor yani. Dolayısıyla bu üçlü sistem dediğim yani hareketin, lafızın ve aynı zamanda şuurun senkronize çalışması gerekiyor. Her şeyde yani her rükünde öyle olması icap ediyor. O zaman değerler üstü değere ulaşıyor. O zaman çok kıymetli hale geliyor. O zaman çok değerli hale geliyor. İşte şeytan bazen hareketten çaldırıyor. Bazen lafızdan çaldırıyor. En çok hırsızlığı da şuurdan yapıyor. Yani ne dediğini insan bilmiyor. Nerede olduğunu fark etmiyor. Namaza duruyor ama belki de secdede uzunca da durabiliyor. Belki rükuda uzunca da durabiliyor ama fakat rükuda problemlerini hallediyor. Dışarıdaki problemlerini hallediyor. Biraz sonra birini arayacak. O arayacağı şeyler, ben onu arayacağım, ne söyleyeceğim, ne diyeceğim falan onlar kafasında çözüyor rükuda. Yahut da secdede eğer bir öğretmense yarın hangi dersleri verecek? Dersin planını, programını yapıyor. Yahut da işte efendim çalışacaksa bir insan, evet çalışan bir insansa o çalışmasıyla alakalı yani bir kargo gelecekmiş de falan kargosunu çözüyor. Ne zaman gelir, nasıl gelir falan gelir falan. Bakın bu şuurun yani o üçlü sacayanın içerisindeki üçüncü ayağın oradan kaybolmasıdır. Evet hareket var, secdeye gidiyor, efendim lafız da var, problem yok ama şuuru oraya çekemiyor. İşte senkronize demek istediğim yani senkronize derken bunu kastettim ben. Bunların
senkronize çalışması önemli. Bazı filmler olur. Hani eskiden biliyorsunuz VHS kayıtlar yaparlardı ya. Video kayıtları yaparlardı. Şimdiki gibi böyle dijital kameralar şunlar falan yoktu. O VHS bantlarına kayıtlar yaparlardı. Sonra dijital alana onları aktarma dönemi başladı. O eski VHS kasetlerinden şeyi alırlardı, görüntüyü alırlardı. Dijital aktarma yaparlardı. İşte dijital aktarma yaparken bazen görüntüyle ses arasındaki senkronize bozulurdu. Görüntüyle ses arasında senkronize bozulurdu. Şimdilerde oluyor. Bazen öyle oluyor. Mesela diyelim bir kamera koyuyorsunuz. Bir kameranın işte efendim mikrofonunu açıyorsunuz. Mikrofon bazen geç çalışıyor falan. Problem oluyor. Sonra kayıt yapıyorsunuz. Sonra kaydı bir seyrediyorsunuz. Kayıtta siz konuşuyorsunuz. Ses 1-2 milisaniye sonra geliyor. Yahut da ses önden gidiyor. Sizin konuşmanız arkadan gidiyor. Böyle bir videoyu mesela siz seyredebilir misiniz? Bazı şeyler var, programlar var. Bunlar düzeltiyor malumunuz. Sesle görüntü arasında senkronizeyi sağlıyor. Yani ben şimdi böyle konuşsam, ben konuştuktan bir yarım dakika sonra sesim size ulaşsa herhalde hiç kimse seyretmez yani. Kapatır geçer çoğu şeyler. Niye? Neden? Çünkü senkronize yok arasında. Yani esas olan görüntüyle lafzın senkronize çalışmasıdır. Beraber çalışmasıdır. O zaman kıymetli olur. O zaman manalı olur. O zaman değerli hale gelir. Yoksa ikisinin arası bozulduğu zaman bunun senkronize edilmesi gerekir. Uyarlanması gerekir birbirine. İşte şuur da öyledir. Yani insan maalesef yani hareketlerin ve lafzın, bilhassa namazın içerisindeki hareketlerin ve lafzın içerisine o esnada şuuru da senkronize etmesi gerekiyor. Şuur da orada olması gerekiyor. Veya diyelim bir rükuya gittiği zaman yani kimin huzurunda şimdi iki büklüm olduk? Kime şimdi ne diyoruz? Yani Allahümme leke rekatu ve bike amentu derken yani sana rükû ettim, sana ben iman ettim. Haşa aleke sem'i ve basari ve muhhi ve azmi ve asabi ve mestakallet bihi kademi lillahi rabbil alemin. Böyle diyoruz mesela. Sünnettir bunlar. Yani senin karşında Allah'ım benim belimin ikiye büküldüğü gibi, belim ikiye büküldüğü gibi o haşyetle hudu ve huşu içerisinde eğildiği gibi benim işte efendim bütün asabım da, sinirlerim de, bütün kanım da, bütün işte efendim etlerim de, kemiklerim de, şu ayaklarım üzerine dikilen her şeyim yani. Bütün bunların hepsi senin huzurunda şu anda iki büklüm oldu yani. Evet, hani biz hep kemerbeste-i ubudiyet diye duyduk ya, kemerbeste-i ubudiyet içerisinde yani senin karşında iki büklüm oldu. İşte bunun şuuru yani. Bunun şuuruna varma. Yani hareketin ne olduğunun farkına varma. Aynı zamanda da o hareketle beraber söylenen lafızların ne olduğunun farkına varma. Semi Allahu limen hamide derken mesela. Yani Allah kendisine hamd edenleri duyar. Sonra da doğrulacaksınız. Doğrulurken bunu söyleyeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki Rabbena lekel hamd. Sonra mil'es semavati ve mil'el ard. Yani sana öyle hamd sena olsun ki semalar dolusu, arzlar dolusu. Ve mil'ema beynehuma. İkisi arasındaki her şeyin dolusunca yani sana hamdü senalar olsun. Ehle senayi vel mecid. Yani sena sahibi de sensin, mecid sahibi de sensin. Yani övgüye sen layıksın. Biri birisini sena etse bu sena sana döner. Birileri birilerini övse bu övgüler sana döner. Niye? Çünkü hakiki kamil manada bu işlerin sahibi sensin yarın. Ehle senayi vel mecid. Ahakku ma kalel abd diyoruz mesela. Yani şu kulun söylediği her şey var ya, bunun her şeye senin liyakatın var yani. Hatta senin liyakatına göre biz bu işi söyleyemiyoruz yani. Eksik söylüyoruz falan. Ehle senayi vel mecd. Ahakku ma kalel abd. Ve kulluna leke abd. Sonra diyoruz ki biz hepimiz sana abdiz yani. Daha mesela Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam söylediği yani rükuda söylediği şeylerle beraber yani dolayısıyla şuur belki fark etmişsinizdir. Şuur hem namazda yapılan hareketlere taalluk etmesi gerekiyor. Yani secdeye kapandığınız zaman bu secde ne ifade ediyor? Bunu fark etmeniz, hissetmeniz gerekiyor. Şuuruna varmanız icap ediyor. Aynı zamanda o secdede neler söylediniz, neler söylüyorsunuz, lafızlarınıza da şuurun taalluk etmesi gerekiyor. Yani şuur tabiri caizse şu şekilde yukarıdan ikili taalluk etmesi icap ediyor. Yani hem hareketlere, yapılan hareketlere hem de söylenen sözlere çift taraflı şuurun taalluk etmesi gerekiyor ki
İşte o zaman çok kıymetli hale geliyor, çok değerli hale geliyor. Onun için hani bazı hadis-i şeriflerde var malumunuz. Yani bir saat tefekkür, evet şurada almıştım ben onu şeyi. Evet, Allah Resulü ikili çalışıyor şuur. Yani hem namazın hareketlerine insanın şuurlu bir şekilde hareketlerinde ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Yani secde yaptım. Şu anda secde ne demek? Yani kimin önünde eğiliyorum falan. Bunun manası nedir gibi bunu fark etmesi gerekiyor. Hem de o esnada secdede söylediği lafızlara şuurunun taalluk etmesi gerekiyor ki işte bu da manayla oluyor. Yani çünkü manasını bilmediği zaman insan şuur taalluk etmez. Yani ne dediğini bilmez insan. Ne dediğini bilmediğinden. Peki bu namazı bozar mı? İşte Cenab-ı Hak rahmetiyle, keremiyle bu namazı bozmuyor. Yani namazın mesela diyelim ne içindeki şartlarından ne dışındaki şartlarından bir tanesi şuur meselesi değildir. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Namazda şuuru Cenab-ı Allah rahmetiyle sadece niyete hasretmiş. Namazda hani en başta vakit, niyet, işte istikbali kıble, setre avret falan biliyorsunuz namazın rükünleriyle alakalı burada niyet önemli. Niyet dediğimiz bizim nedir? Niyet insandaki şuurun bir tarafa doğru çevrilmiş halidir. Yani eğer siz mesela diyelim bir namazı kılarken niyet etmezseniz namazınız sizin kültür fizik olur. Yani sadece yatarsınız ve kalkarsınız. Niyetsiz namaz kültür fizikten başka bir şey olmaz. Peki oruç tuttunuz niyetsiz, perhiz yapmış olursunuz. Demek ki bakın bu niyet dediğimiz bizim nedir? Niyet dediğimiz şuurdur işte. Yani insanın ne yaptığını bilmesidir. Ve ona göre niyet etmesi, ona göre niyet etmesidir. İşte onun için normalde Cenab-ı Allah şuuru bilhassa namaz için çok önemli bir esas olarak başta niyet olarak bizden istemiş. Biz hangi namazı kıldığımızı bildiğimizde ve o namaza niyet ettiğimizde kalbimizden böyle bir şey geçirdiğimizde niyetimiz hasıl oluyor. Fakat namazın nasıl ki niyet namazı kültür fizikten ibadete çeviriyor, çok kıymetli hale getiriyor. İşte namazın içinde de namazı sürekli kıymetlendirsin, sürekli değerlendirsin diye o şuurun devam etmesi gerekiyor işte. Yani biz evet en başta zaten böyle bir şuurla namaza başlamazsak, yani hangi namazı kıldığımızı bilmeden namaza başlarsak yahut da niyet etmeden başlarsak zaten namaz namaz olmuyor. Fakat niyet ediyoruz, niyet ediyoruz, namazın içine giriyoruz. Namazın içine girdikten sonra namazda selam vereceğimiz ana kadar işte o şuuru taşımak icap ediyor. Çünkü madem ki şuur çok kıymetlendirdi, demek ki adeti ibadete çevirdi. Hatta biliyorsunuz namaz kılan bir adam eğer başkaları görsün diye eğer namaz kılarsa riya olur, namazı bozulur. Yani namazı bozulmaz da, yani namaz namaz olmaz. Bakın normal ibadeti yani ibadetin dışına çıkartıverdi. Efendimiz mesela diyelim sağ eliyle yemek yiyordu. Sağ eliyle yemek yerken biz de sağ eliyle yemek yiyor diye yemek yiyince böyle bir şuurla yemek yediğimiz zaman sağ eliyle yemek yemek bizim için adetken ibadet oluveriyor. Yani şuur o kadar enteresan bir şey ki. Ve bu şuurun hep bir yere merkezleşmiş, temerküz etmiş ve hali olan niyet o kadar kıymetli bir şey ki adeti ibadete çevirebiliyor. Yani elinize bir kömür alıyorsunuz, tabiri caizse elmas yapıyor. Bu şuur öyle acayip bir şey ki elmas olan bir şeyi elinizdeki eğer riyaya niyet ediverirseniz böyle bir şuurla namaz kılarsanız bu sefer kömür yapıyor. Yani kömürü elmasa çevirebiliyor, elması kömüre çevirebiliyor. Bu kadar acayip bir özelliği var. Yani iksir işte böyle acayip bir iksir. İşte insan Cenab-ı Hak rahmetiyle, Cenab-ı Allah rahmetiyle şuuru başta niyet olarak bizden istemiş. Bunu farz olarak istemiş. Niyetle namaza girdiğimiz zaman namazımız namaz oluyor. Problem olmuyor Allah'a hamdolsun. Mesela diyelim siz namazın sonuna kadar eğer başta niyetinizi sağlam yaptıysanız, niyet ederek namaza girdiyseniz, namazın sonuna kadar belki gafilane namaz kılsak bile, ne dediğimizi fark etmesek, bilmesek bile namazımız namaz oluyor Allah'a hamdolsun. Ama işte hani üstadın dediği o
Hurma çekirdeğinin çekirdek halinden meyve vermiş haline kadar, ağaç halini olmuş haline kadar Halleri meyve var var tabii. dediği gibi namazımız mesela bizim çekirdek gibi oluyor. Ya da bir fidan gibi oluyor. Yani fakat eğer biz namazdaki her rüknün ve o her rükünde söylediğimiz her cümlenin eğer bir tanesini bin yapmak istersek o zaman şey istiyoruz. O zaman diyoruz ki hepsinin farkına varalım. İşte o Ekrem abimizin dediği de o, yani madem farkına varacağız, bilhassa lafızların farkına varacağız mesela söyledikte, o zaman işte lafızların manasının bilinmesi gerekiyor. Çünkü mana bilinmediği zaman şuur tahallük etmiyor ki. Ne dediğini insan Evet. anlamıyor. Ne dediğini anlamadığı zaman da bu sefer yani o ifade buyurduğunuz şey, yani gaflet insan üzerine çöküveriyor. Ülfet dediğimiz şey, o ülfet o alışkanlık yani. Alışkanlık yapmışız, Allahu Ekber diyoruz, işte rükûya gidiyoruz, secdeye gidiyoruz. Alışkanlık bir şekilde yapmış oluyoruz falan. Şimdi bununla alakalı şurada eğer bulabilirsem bir yer paylaşayım. Üstad Hazretleri'nin hani bir şeyi vardı ya, bir sene ibadetten iyiydi diyor. Mesela bakın, bir zaman diyor kalbime geldi ki niçin Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar. Sonra namaz içinde Subhane Rabbiyel A'la derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Yani şuur, bakın nasıl taalluk ettiyse, nasıl bir şuurla onu hissettiyse, fark ettiyse Subhane Rabbiyel A'la kelimesi inkişaf ediyor bir anda. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Tam manasıyla da görülmemiş bakın. Bir parça hakikati göründü. Kalben dedim ki keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Ha demek ki işin içerisine şuur girdiği zaman, şuurluca söylendiği zaman, hissedilerek söylendiği zaman, fark edilerek söylendiği zaman, anlaşılarak söylendiği zaman sizin bir rekatınız bazen bir sene ibadetten daha kıymetli hale geliyor. Yani gafilane bir sene namaz kılan bir insanın namazlarını terazinin bir kefesine koyuyorlar. Sizin bir rekatınızı şuurluca kıldığınız, derince kıldığınız, fark ederek kıldığınız bir rekatınızı terazinin bir kefesine koyuyorlar. Sizin bir rekatınız bir sene onun kıldığı nafile namazın sevabını geçiyor. İşte buradaki ifade o. Keşke bir tek namaza diyor bu kelime gibi muvaffak olsaydım bir sene ibadetten iyiydi. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Niye? Çünkü sahabeler biraz da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şeyiyle, insibaıyla, bir de her şey teri taze, yepyeni, yeni gelmiş. Yani Efendimiz'e muhatap oluyorlar. Yani dolayısıyla her şeyi çok derince duyuyorlar, şuurluca duyuyorlar. Hani mesela siz bir yani yabancı bir ülkeye bile gitseniz, oradaki binalar bile garip size farklı gelmeye başlar değil mi? Normalde sıradan binalar yani. İşte her zaman gördüğümüz binalar. Böyle binalara bir garip garip bakarız. Ağaçlara bak garip garip bakarız. Ondan sonra bağlara, bahçelere, işte efendim o şeylerdeki gezi parkları, markları, onlara böyle garip garip bakarız falan. Böyle farklı duyarız, farklı hissederiz. Hepsini böyle teker teker yutmak isteriz böyle. Sonra 3 gün 5 gün geçince oradaki binalara falan alışmaya başlayınca, öyle parklara bahçelere alışmaya başlayınca hepsi bizim için sıradan gelmeye başlar yani. İşte bir şey böyle yeni olunca, teri taze olunca çok daha derince fark edilir yani, çok daha derince duyulur. Çok daha derince duyulunca da bu sefer çok daha kıymetli hale gelir, çok daha değerli hale gelir. Onun için yani şuur meseleyi değiştiriyor. Yani şuurluca meselenin ifade edilmesi Allah katında bu daha kıymetli hale geliyor. Daha değerin hale geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadisi de buradan mesela bakın o paylaşayım sizinle. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet kısmını, raviler kısmına geçeyim. En son Abdullah İbni Ömer Hazretleri, sadece onu söyleyeyim. Abdullah İbni Ömer Hazretlerinden geliyor rivayet. Kale dedi ki diyor, Kare'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazil ayete ve huve alel minber. Yani şu ayeti diyor şeyde okudu. Minberdeyken okudu. Hangi ayeti okumuş Efendimiz? Ve semavatu matviyatun bi yeminih subhanehu ve teala amma yüşrikun. Yani semavat, arz Cenab-ı Allah'ın elinde dürülmüş vaziyettedir.
Yani hepsi kabzayı tasarrufundadır. Hepsinin hakimiyeti ondadır. Sonra da diyor ki Subhanahu ve Teala amma yüştikun. Onların şirk koşup durdukları şeylerden Allah münezzehtir, mukaddestir, müberradır, mütealdir yani. Yücedir ve yüksektir. Bu ayet-i kerimeyi Efendimiz minberde okuyor. Şimdi ben de okudum. Bakın ben de okudum. Sonra ne oluyor? Efendimiz minberde onu okuyunca Kale dedi ki diyor o ravi her şey Efendimiz sonra şunu buyuruyor. Yekulullahu Allah şöyle buyurdu. Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Bu ayet okuyunca ki bunu söylüyor. Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Enel cabbar, enel mütekebbir. Cabbar olan benim, mütekebbir büyük olan benim, enel melik, sultan olan benim, bu kainatın hakimi olan benim. Enel müteali. Yani ben en ali, en yüce, en yüksek olan benim dedi. Yümeccidu nefsehu diyor. Kendi nefsini, kendi zatını böyle mecdetti. Yani övdü. Sonra ravi bu sefer devreye giriyor. Diyor ki ravi fecaale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuraddiduha hatta racefe bihil minber. Yani Efendimiz bu ayeti ve bu ifadeleri öyle söyledi, öyle söyledi ki diyor altındaki minber lerziye geldi diyor. Minber sallanmaya başladı ve sarsılmaya başladı diyor. Hatta zanenna ennehu seyahirru bihi. Zannetti ki minber Efendimiz'i üzerinden atacak yani. Öyle minberi lerzeye getirdi. Öyle minberi salladı diyor yani. Şimdi bakın aynı ayetler ve bu ayetleri biz de okuyoruz. Biz de söylüyoruz. Namazda da okuyoruz. Namazın dışında da okuyoruz. İşte sohbet ederken de okuyoruz. Vaazlarımızda okuyoruz. Hutbelerimizde okuyoruz. Hiçbirimizin altında sizi tenzih ederim ama ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Hiçbirimizin altındaki sandalye lerziye gelmiyor. Yani sallanmıyor ve sarsılmıyor. Niye? Çünkü şuurda temerküz etmek yani yani yoğunlaşmak belli bir şeye ince duyması, derince hissetmesi ve fark etmesi eşyayı bile değiştiriyor. Eşyaya bile etki etmeye başlıyor. Öyle müthiş etki ediyor ki sözünüz eşyaya etki ediyor. Efendimizin mescidinde, mübarek mescidinde malumunuz hani bir tane şey vardı, minber vardı. Efendimiz ona dayanarak bir hurma kütüğü vardı. Ona dayanarak hutbe irad ediyordu. Efendimiz onu o yani yeni minber yapmışlar. Onu bir mescidin bir köşesine koymuşlar. Bütün sahabe ittifak halinde hep beraber diyorlar ki Efendimiz hutbe irad ederken böyle yani yeni doğmuş bir devenin böyle hani annesinden ayrılmış bir devenin ağlama sesi gibi diyor bir ses işittik yani. Mescit böyle lerzeye geldi yani. Herkes böyle o ağlama sesini duyunca diyor herkes ağlamaya başladı falan. Niye? Neden? Çünkü o karşıdaki o zatın böyle bir hususiyeti var yani. Etraftaki şeye bile etki ediyor. Yine böyle şey bilirsiniz. Böyle hani ehli tarik bazı zatlar bir araya gelirler. Halkayı zikrin içerisine girerler. Bir halka oluştururlar. Mesela zikir yaparlar değil mi? Cehri zikir falan yaparlar. Hatta ben duymuştum yani kendim bizatihi gözlerimle görmedim ama hani oraya katılan bazılarından duymuştum. Böyle ortaya mesela bir tane sürahi koyuyorlarmış. Sürahi. İçine su dolduruyorlarmış. Yani onun etrafında mesela halka yapıyorlarmış. Sonra işte cehri zikre başlıyorlarmış mesela diyelim. Allah, 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 Allah demeye başlıyorlar. Belli bir noktadan sonra mesela o Allah şey öyle derince duyuluyor, o kadar acayip duyuluyor ki o ortadaki sürahi tuz muz oluyor diyorlar yani. Parça parça oluyorlar. Hatta şeyini bile parçalarını bile bulamıyoruz diyorlar. Yani nedir bu? Ha demek ki bakın bir şeyi çok insanın derince duyması, şuurluca duyması, tam manasıyla hissetmesi Cenab-ı Allah buna ayrı bir şey vermiş demek ki. Yani hani en baştan ifade etmeye çalıştım. Yani bu alemi kıymetlendiren nedir? Bu alemi kıymetlendiren şuurdur. Bu alemi kıymetlendiren akıldır. Onun için hani Kur'an-ı Kerim'i bu alemin aklına ve şuuruna benzetiyor ya üstad. Bu alemin diyor aklı ve şuuru Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için diyor Kur'an-ı Kerim ortadan kalkınca ahir zamanda kıyametten önce yani Allah Allah diyen falan hiç kalmayınca Kur'an-ı Kerim'in hükmü kalkınca bu alem diyor aklını yitirecek, şuurunu kaybedecek. Şuurunu kaybetmiş diyor ve serseriye dönmüş başını bir yıldıza çarpacak ve kıyameti başlatacak. Yani şu demek bu. Yani bu alemde akıl ve şuur kalmayınca artık alem abes hale geliyor. Artık alem manasız hale geliyor. Kıymetsiz hale geliyor. Çünkü kıymet
Yani öyle halkayı zikirde işte Allah Allah diyen insanlar bile belli bir mertebeden sonra yani ortadaki şeyleri bile patlatıyorlar yani. Sürahileri bile patlatıyorlar, etki ediyorlar. Yine bir örnek olarak şey aldım buraya ben de. Çok belki duymuşsunuzdur. Bakayım bir dakika. Şu hadiseyi belki hatırlayacaksınız. Bu diriliş çağrısında var bu hadise. Erzurum'da Hacı Musa adında kendisini hizmete adamış, nurların keramet ve ikramlarına mazhar çok halis bir insan vardı. Ondan mevzumuzla alakalı bir hadise dinlemiştim. Hacı Musa Efendi'nin anlattığı hadisedeki kahraman fırıncı İshak Baba idi. Bildiğiniz gibi tarih boyunca fırıncılar ve demirciler arasından pek çok hak dostu çıkmıştır. Hep ahiret sıkıntılarını hatırlatacak ağır işlerde çalışan ve cehennemin alevlerini akla getirecek şekilde ateşle çokça meşgul olan kimseler o işlerde adeta pişmiş ve olgunlaşmışlar. İshak Baba da alevler karşısında çalışa çalışa ateşin ne demek olduğunu çok iyi duymuşlardan biriydi. Dersleri hiç kaçırmayan, risalleri yürekten dinleyen, çok konuşmayı sevmeyen ve ancak ihtiyaç olduğunda bir iki kelime etmekle yetinen bir gönül eriydi. İshak Baba, Hacı Musa Efendi ile beraber hacca giderlerken otobüsleri bir yerde mola verir. Herkes bir şeyle meşgul olurken İshak Baba gözlerini kapatır ve murakabeye dalar. Neden sonra bir taraftan gözlerinden yaşlar boşanır, bir taraftan da dudakları kıpır kıpır hareket etmeye başlar. İşte tam o an 40 kişilik otobüs zangır zangır titrermişçesine hareket eder ve 1 metre kadar ileri geri gidip gelir. Herkes ne olduğunu merak edip heyecanla etrafa bakınmaya dururken Hacı Musa Efendi'nin gözleri İshak Baba'ya takılır. Bakar ki o hak dostu çok farklı bir atmosferde adeta kendinden geçmiş gibi bir aralık ona sorar. İshak Baba ne oldu, ne düşünüyor ve neler söylüyordun der. Düşünce ve söyleme bakın. Düşünce ve söyleme. Onun cevabı şöyle olur. Ahireti, sorgu suali, cennet ve cehennemi düşünüyordum. Bir anda cehennem gözlerimin önünde alev alev tülleniverdi. İnsanların çoğunun birer asi olarak oraya gideceklerini düşündüm. Onlar adına o kadar çok üzüldüm ki azabın dehşetini vicdanımda derinlemesine duyunca Rabbimden niyaz ettim ve gayri ihtiyari defalarca şunu söyledim. Yakma Allah'ım, bu biçare kullarını yakma. Sonra dilersen onlara bedel beni at nara dedim. Yani ateşe beni at, beni yak dedim diyor. Ve bu düşünce, bakın bu düşünce yani. Ve kendi iç konuşma. İşte onu nasıl şuurluca duyduysa, nasıl derince duyduysa, onu nasıl fark ettiyse, hissettiyse o otobüsü hareketlendiriyor. Yani içinde 40 kişinin olduğu otobüsü ileri geri 1 metre ileri 1 metre geri hareket edecek şekilde sallayabiliyor ve sarsabiliyor yani. Ya demek ki o zaman bu şuur çok enteresan bir şey. Yani Uzak Doğu sporlarında hep duymuşsunuzdur, görüyorsunuzdur da yani. Orada hani hep bunun üzerinde dururlar değil mi? Yani hep söylerler. Yani efendim yoğunlaşacaksın, bir şeye yoğunlaşacaksın, bir şeye yoğunlaşacaksın. Öyle yoğunlaşıyorlar ki mızrağı böyle boğazlarına şey yapıyorlar da mızrak boğazdan içeri gitmiyor. Enteresan bir şey. Yani öyle yoğunlaşıyorlar ki yani normal şartlarda bir insan yapamayacağı hareketleri çok rahat yapabiliyorlar. Ateşin üzerinde yürüyor mesela da ayakları mesela yanmıyor yani. Evet. Ya demek ki bu çok acip bir iksir yani. Bu çok farklı bir şey. Yani böyle tam şuuru tahrik etmesi bir insanın, tam böyle şuurda yoğunlaşması, tam derinleşmesi, tam kendini vermesi, tam bu işi yapması bir bambaşka hale getiriyor. Her şeyi bambaşka hale getiriyor. Değişik hale getiriyor. Bir de tabii buna hani şuurun çok derin olduğunun ifadesi olan gözyaşları da devreye girerse malum gözyaşları da her ne kadar farklı hususta da mesela diyelim insan ağlıyor olsa da ama aslında bütün ağlamalar belli bir şuurun gözden dışarıya billurlaşıp taşması halidir. Aslında gözden damlayan yaşlar insan şuurunun billurlaşmış halidir. Gözünden dökülen halidir. O şuurun daha derince olduğunun göstergesidir. Hani Efendimiz işte Kur'an-ı Kerim okurken ağlayın, ağlayamazsanız hiç olmazsa ağlar gibi yapın falan buyururken işte onu ifade veriyor. Yani bir insan diyelim namaz kılarken bu kadar derince bu işi duydu. Duymasıyla da kalmadı. Çünkü çok derin duyma aynı zamanda gözden yaşın dökülmesini de ifade eder. Yani netice verir. Gözden yaşın dökülmesine netice verir. Bir de gözden yaş döküldüğü zaman o zaman kıymetler üstü kıymete ulaşır. Hani mesela diyelim bir
Bir çocuk düşünün, sizden dilencilik yapıyor, bir şeyler istiyor falan. Yani dilencilik değil, normal dilencilik değil de yani sizden bir şey istiyor diyelim çocuk. Şimdi çocuk sizden bir şey isterken ağlayarak sizden istese, gözünden iki damla yaş dökerek sizden istese her şeyiniz erir yani sizin. Yani ne var ne yoksa her şeyi verirsiniz. Yani bakın bir normal isteme var. Yani tamam, insan normal isteyebilir ama tavırlarından böyle tavır ve hareketlerinden sanki istemiyormuş gibidir. Yani sanki oralı değilmiş gibi isteyebilir. Yani size çok iltifat etmeden isteyebilir. Versen de olur, vermesen de olur gibi isteyebilir. Siz buna ne kadar değer verirsiniz? Mesela yüz üzerinden değer verelim. İşte %10'luk bir kıymet verirsiniz. Belki verirsiniz ona, belki vermezsiniz. O söylediği kelimelerin arkasına bir de tavrı devreye girse, tavrı yani boynunu bükse mesela, dudağını bükse, boynunu kırsa şöyle falan, sonra o kelimeleri söylese, o sizin için %10 değil de artık %50 tesir etmeye başlar. Bakın şey değişti. Aynı ifadeler ama aynı ifadeler değişti, başkalaştı. Çünkü arkadaki tavırla şuur biraz daha derinleşti. Sonra bir de gözünden yaş dökmeye başlasa onunla beraber, yani hem boynunu bükecek, işte boynunu kıracak falan, dudağını bükecek, sonra gözlerine yaş dökecek, sonra da bir iki kelime söyleyecek. Bu sefer o söz sizde %100 tesir etmeye başlar. Bu başta o dediğimiz şeylerin ne manaya geldiğini bilmekle biraz herhalde biraz onunla alakalı çok. Yani maalesef bizi o şeyden kopardılar. Yani ondan dolayı biz söylüyoruz ama ne söylediğimizi işin doğrusu çok fazla bilmiyoruz. Mesela diyelim siz bir film seyretseniz, film seyrederken bütün şuurunuzla filme dönersiniz. Hatta mesela film çok önemliyse, çok iyiyse, çok güzelse hiçbir karesini kaçırmak istemezsiniz. Hatta elinizde kumanda varsa böyle anlayamadığınız, şuurunuzun tahallük etmediği, farkına varamadığınız bölümleri hemen geriye sararsınız. Orayı bir daha dinlersiniz. Bir daha seyredersiniz orayı. Niye? Çünkü orayı anlamak arzu edersiniz. Yani orayı fark etmek istersiniz. Ya da çok hoşunuza giden bir şey dinleyeceksiniz mesela diyelim. O dinlediğiniz şeyi yani bütün gönlünüzü, kalbinizi, kulağınızı ona vererek dinlemeye çalışırsınız. Niye? Bir iş yapıyorsunuz mesela diyelim. O işi yaparken bazen öyle o işin içine dalarsınız ki bütün şuurunuzu, bütün idrakinizi, bütün aklınızı, bütün fikrinizi, kafanızın bütün çalışma sistemlerini o yaptığınız işin içerisine dökersiniz. Ve onda başarılı ve muvaffak olmak istersiniz. Kırılmış bir şey tamir etmeye çalışıyorsunuz. Bozulmuş mesela diyelim bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ya da bir işiniz var bir yerde bir şey yapıyorsunuz falan. Bir bilgisayara girdiniz bir ders çalışıyorsunuz falan mesela diyelim. Bakın bütün şuurunuz orada oluyor. Orada olduğu zaman kıymetli oluyor. Orada olduğu zaman bir manası oluyor. Orada olduğu zaman o iş bitiyor. O öyle olmadığı zaman hem oradan istifade edemiyorsunuz. Yani hem o işi tamamlayamıyorsunuz. Yani dolayısıyla biraz İşin doğrusu yaptığımız işe yani o Nevzat abinin ifade ettiği gibi belki ülfet meselesi var ya yani o ülfet meselesini biraz yaptığımız bu işle alakalı kırmak icap ediyor biraz. Yani ülfeti kırıcı şeylerin arkasına düşmek gerekiyor biraz. Çünkü biz bilhassa şeye karşı yani rutin yapmış olduğumuz işlere karşı ne gibi mesela diyelim işte hani rutin hale gelmiş maalesef. Namaz kılıyoruz mesela diyelim. Namaza karşı böyle bir ülfet meydana gelmiş. Yani dokuzuncu sözü mesela diyelim. Yani imkan olsa dokuzuncu sözü. İnsan otursa kalksa hiç unutmadan sürekli tekrar etse mesela diyelim. Yani onun şuuruna vararak yani şuuru tahrik ederek dokuzuncu sözü okusa zannediyorum namazla alakalı şey biraz değişebilir. Yani şuuru biraz değişebilir. Çünkü orada çok acayip şeyler var. Hakikaten çok enteresan şeyler var. Bilhassa namazla ilgili. Hani normalde insan orayı okurken şey gibi düşünür de yani namazların işte beş vakti tahsisi nedir? Neden Cenab-ı Allah bu beş vakitte namazları emretmiştir? Mesele sadece orası gibi düşünür de fakat orası değildir aslında. O tamam o işin bir yönüdür ama orada namazın manası da ifade ediliyor yani. O namazın ne olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla yani bunların da üzerinde durmak icap ediyor. Mesela bu gibi yerler okumak icap ediyor. Sonra tadili erken dediğim mesele tadili erkene göre dikkatli namaz kılmak icap ediyor. Eğer imkan varsa kendi başına değil de başkalarıyla beraber birileriyle namaz kılmak icap ediyor. Çünkü insan kendi başına olduğu zaman bazen verip veriştiri veriyor. Biz maalesef yani şuurumuz tahallük etmediği için bu meseleye tam manasıyla etrafımızdaki insanlara göre namazımızı şekillendirebiliyoruz.
Hatta etrafımızda çoluk çocuk olduğu zaman okuyuşumuz bile ona göre oluyor. Ama ciddi insanlar etrafımızda olunca okuyuşumuz daha ciddi hale geliyor falan. Başkaları olduğu zaman etrafımızda namazı kılarken daha rahat kılıyoruz. Ama daha ciddi insanlar etrafımızda olunca namazı daha ciddi kılacak hale geliyoruz falan böyle. Yani demek ki etki ediyor bize. Yani ister istemez. Hani normalde bu etki etmemesi lazım ama öyleyiz yani etki ediyor bize. Öyle olunca o zaman ciddi atmosferleri gözetmek gerekiyor. Ciddi atmosferler de onu yapmak icap ediyor. Daha bunlar gibi o kadar çok şeyler var ki bunu abi. Yani o şuurun insanda şey olması adına yani canlanması ve hareket etmesi adına yani kalbin işte efendim hüşyar olması adına onların arkasında sürekli olmak gerekiyor. Sürekli durmak gerekiyor. Şuur nasıl elde edilir? Şuuru elde etme yolları nedir? Meselesi değil. Onu başka bir zaman inşallah ben özel olarak ona çalışayım. Şuuru nasıl elde edebiliriz? Bunun vesileleri nedir? Bunlarla ilgili bir dosya ben hazırlayayım. Onu Tabii. ayrıyeten ele alalım. Yani bugün benim hani üzerinde durmak istediğim mesele şu. Şuurun her şeyi değiştirdiği meselesi. Çok kıymetlendirdiği meselesi. Cenab-ı Allah'ın bizim gibi zişuur insanlardan, şuur sahibi insanlardan bizi kıymetlendiren şuuru her yerde istediği meselesi. Bizde şuur olmadığı zaman her şey kıymetsiz hale gelir, değersiz hale gelir. Şuur bizim için önemlidir. Hakikaten şuur kıymetlidir. İşte en son gözyaşına bağlamaya çalıştım. Gözyaşı mesela diyelim işte şuurun zirveleşmiş halidir. Bir insan derince bir şeyi duymazsa gözünden yaş dökülmez ki yani. Ve anlamadığınız bir şeyle ilgili nasıl gözünüzden yaş dökülecek? Fark edemediğiniz bir şeyle ilgili niye ağlayacaksınız ki yani? Efendim bu belli bir şeyden sonra böyle hani ruh da bazı şeyleri duymaya başlar, hissetmeye başlar ayrı mesele de. Ama asıl ağlamak şeydir. Yani şuur meselesidir. Şuradan bir iki şey daha okuyayım. Mesela Buhranlı Günler ve Ümit Atlas'ımız burada. Duada ülfet ve ünsiyet perdesini yırtma adına neler tavsiye edersiniz diye bir soru sorulmuş. Cevap, dua etmek isteyen bir insanın huzur ilahide bulunuyor olma şuuruyla ellerini kaldırması, ağzından çıkan kelimeleri şuurluca telaffuz etmesi ve lahu lehden uzak durması çok önemlidir. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنْ Allah ne dediğini bilmeyen, söylediğinden habersiz olan bir kalbin duasını kabul etmez buyurmak suretiyle gaflet halinde ve şuursuzca yapılan duaların Cenab-ı Hak katında makbul olmadığı uyarısında bulunmuştur. Bu açıdan ülfet ve ünsiyetin duanın taravet ve halavetini alıp götürmemesi ve ağızdan çıkan kelimelerin partal bir söz haline gelmemesi için öncelikle duanın dindeki yeri ve önemini iyi bilmesi gerekir diye bir ifade. Fikir Atlası'nda bu biri bin yapar ibaresi ve ifadesini burada buldum ben. Fikir Atlası kitabında. Şuursuzca okunan Kur'an-ı Kerim ve zikri ilahi her ne kadar matlup değilse de yine de insan bunlardan mutlaka istifade eder. Ümit edilir ki bu şekildeki okumalar dahi tıpkı yağmur taneleri gibi toprağın bağrındaki tohumların uyarılmasına vesile olur inşallah. Ne var ki? Bize düşen vazife bunlardan daha derince istifade edebilmektir. Yani okuduğumuz şeylerden ve söylediğimiz şeylerden. Daha derin mülahazalar açılabilmek için ise insanın kendini biraz zorlaması lazımdır. Her kelime ve ifadeyi bir idrak ve şuur içinde kalbin ta derinliklerine kadar indirmek gerektir. Böyle şuurluca bir kıraat ve zikir biri bin yapar. Böyle derince şuurluca duyulduğu zaman biri bin yapar. Mesela mefkure yolculuğunda son bir husus olarak da şunu ifade edeyim ki istiğfar makamında söylenen her kelime mutlaka şuurluca söylenmelidir. Zira gafilane şuursuzca söylenen sözler hem Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlıktır hem de yalan olma ihtimali vardır. Bu itibarladır ki söylenen her bir kelime kalbin derinliklerinden kopup gelmeli ve onların her biri geçtiği yerde mutlaka iz bırakmalıdır. Yine şuur ibadetin devamını da netice verir. Yani ibadetin devamlı olmasına netice verir. İbadetin şuurluca yapılmasıyla onun temadisi yani sürüp gitmesi ve devamlı olması ve kalıcı tesirleri bırakması arasında salih daire söz konusudur. Fasit daire değil de yani şuurluca yaptığınız zaman sürdürürsünüz, sürdürdüğünüz zaman şuurluca yaparsınız. Yani böyle bir salih daire meydana gelir. Çünkü her şer aynı zamanda bir başka şerre çağrı ve her kötülük sonraki bazı kötülüklerin mukaddimesi olduğu gibi her hayır da
diğer bir hayrın davetçisi ve her güzel amelde başka iyiliklerin vesilesidir. Yine başka bir ifade. Şuurluca eda edilen her ibadet-ü taat arınmaya ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile olur. Burayı da geçiyorum. Bu dosya inşallah ben göndereyim sizlere. Nevzat abilere. Evet, istiyorlardı zaten hocam. İstiyorlardı. Yani oradan bakılabilir. Mesela şuur zaman dilimlerini genişletir diyor mesela. Kur'an'dan idrake yansıyanlarda. Yani zaman dilimini genişletir. Yani saniyenizi sene haline getirebilir şuur. Bir insan namazını kamil manada eda ederse onun hayatındaki nurlu zaman dilimleri alabildiğine genişler. Zulmetli ve karanlıklı anları da daralır. Bast halleri daha münkeşif hale gelir. Kabz halleri ise adeta ortadan kalkar. Onun için onun iç dünyasında şeytanlığa, nefsaniliğe açık menfezler daralır. Melekliğe, ruhaniliğe açılan kapılar da ardına kadar açılır. Ancak bütün bunlar namazın şuurluca idrak edilip eda edilmesine bağlıdır. Evet, kalbin hoplaması, duyguların şahlanması, içten içe bir ürpertinin duyulmasına bağlıdır. Ha demek ki biz maalesef fasit daire işte buradan dolayı düşüyoruz. Namazı mesela diyelim yani biraz gayret gösterip şuurluca eda etmeyince bu sefer kabz halleri geliyor. Kabz halleri gelince bu sefer namazdan uzaklık meydana geliyor. Namazdan uzaklaştıkça kabz hali artıyor. Bak, fasit daire meydana geliyor. İşte biz bu fasit daireyi kırabilmek için hayatımızdaki kabz hallerinin, sıkıntı hallerinin yani uzaklaşabilmesi için biraz insanın tabiri caizse göbeğini çatlatıp yani öbür tarafı yani şu namaz meselesiyle ilgili şuuru yakalaması icap ediyor. Yani biraz onu bir işmiş gibi kabul etmek icap ediyor. Önemli bir iş. Halbuki normalde bizim hani ayet-i kerimeden de anlaşıldığı kadarıyla bu alemdeki en önemli işimiz bu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani Cenab-ı Hakk'a ubudiyettir. Şuurluca Allah'a kulluktur. Bizim en birinci işimizdir bu. Bütün sair işler hep ikinci plandadır. Tali plandadır. Fakat biz namazı diğer işlerimizi esas, namazı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dereceye koyduğumuz için kabz halinden kurtulamıyoruz. İnşiraha tam manasıyla ulaşamıyoruz yani. Nefis normalde fıtri haliyle namazdan kaçar. Fakat eğer belli bir yere kadar nefis iyi terbiye edilebilirse, iyi sağlam tutulabilirse, belli bir noktadan sonra nefis fıtri olarak namaza koşar zaten. Yani fıtri olarak namazı ister. Nasıl fıtri olarak hani yemeği, gezmeyi arzu eder, yani dolaşmayı arzu eder, yemeği, içmeyi sever. Aynen onun gibi fıtri olarak namazdan hoşlanmaya başlar aslında. Ama bu bir şey iştirdir. Yani biraz böyle gayret işidir yani. Şimdi bu gayreti biz ne kadar mesela diyelim gösterdik? Kaç hafta gösterdik? Kaç ay gösterdik? Her namaza girişte ve namazdan çıkışta yorulacak şekilde sürekli şuurlu bir şekilde namazı kılmaya çalıştık mesela diyelim. Şimdi hayatımızda bu ne kadar fazlaysa Allah'ın inayetiyle o kadar hızlı bu iş yakalanır. Ama hiç yoksa bu, sair işlerin arasına sürekli giriyorsa, işte efendim son vakitlere de kadar işte bizim yani tehir ediyoruz, ondan sonra son vakitlerde alelacele o işi yapıyorsak falan. Yani hayatımızda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derecelerdeyse, hayır efendim ben onu öyle görmüyorum. Hayır, görmek ayrı mesele, yapmak ayrı meseledir. Yani bizim hayatımızı takip eden birisi takip etse, namazlara olan bizim düşkünlüğümüz yahut da namazlara olan vermiş olduğumuz kıymetten namaza hangi derecede değer veriyorsunuz bunu fark eder zaten, anlar zaten bunu. Ha, sen demek ki bu namaza işin arasına sokuyorsun şey yani nasıl diyelim, nasıl öyle değil mi? İşlerin arasına bunu sokuyorsun. Halbuki namazın arasına işlerin sokulması icap ediyor. Şimdi böyle bir şeyle insan bunu yapmayınca da bu sefer seneler geçiyor. Maalesef ki bazı şeyler olmuyor. Mesela yine Prizma'da bir yer var. Ehlullah namaz tesbihatlarında okudukları Ya Cemil, Ya Allah bu hakikatin yani isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, zatın ilanından ibarettir. Bunu şuurluca söyleyen kişi Allah ile karşılıklı bir mukaveleye imza atmış olur. Hatta Ümit Burcu'nda şuurlu yapmadığın her şeyi yapmamış sayacaksın diyor. Her davranışın şuurluca olmasına özen gösterecek, her hareketine şuur vizesi soracak, onun referansını almayan hareket ve davranışları hiç yokmuş gibi sayacaksın. Demek ki bu kadar kıymetli bu şuur. Elhasıl şunu da isterseniz şey yapalım, ifade edelim. Hani alimin abide olan fazileti var ya, alim abidden faziletlidir falan. Tabii bunun kayıtları var. Öyle mutlak manada alim abidden faziletli değildir. Abid olan,
Yani ibadet eden alim, en son şunu demiştim. Yani alimi abidten faziletli hale getiren Evet. alimin şuurlu olmasıdır. Yani yapılan şeylerin şuurunda, farkında olmasıdır, bilmesidir. Ama bu dediğim gibi yani mesela adam alimdir, şuurluca her şeyi bilir ama ibadet etmiyordur. O zaman zaten öyle bir kıymeti olmaz. Yani Evet. ibadeti zaten nasıl ibadet ettiğini bilir. Ne dediğini bilir. Yani her şeyini bilir, şuurunda olur. Yani şuurunda olduğu için kıymetli hale gelir. Onun için şuur, özetle ifade edecek olursak, şuur bu varlık aleminde en kıymetli şeydir. Yani ve Cenab-ı Allah bu alemi şuurla muhatap alır. Ve bu alemin varlığını şuurla devam ettirir. Şuur olmasa bu alemin varlığı devam etmez. Kıymeti de oradadır. Allah'a muhatap eden insanın aklıdır, şuurudur. Ve bu bir damla boya gibi döküldüğü her şeyi kendisine çevirir, boyar. Onun için adetleri ibadet haline getirir. İbadetleri Allah muhafaza adet haline tekrar çeviriverir. Yani dolayısıyla Allah Celle Celaluhu buna özel bir şey vermiş. Bir iksir yapmış tabiri caizse bu şuur Evet, meselesi. evet, Onun evet. için yani ne yapıyorsak, ne ediyorsak, ne diyorsak, ne söylüyorsak yani neyin içinde bulunuyorsak şuurluca bulunmak lazım. Şu anda biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Şu anda nasıl bir merhaleden geçiyoruz falan. Şimdiye kadar ne yapıyorduk? Derdimiz neydi? Gayemiz neydi? Maksadımız neydi? Nereye gidiyoruz falan. Şimdi düşüncemiz ne? Ne kadar bir değişimlik oldu? Oldu mu, olmadı mı? Bütün bunların hepsi şuurla bilinmesi gereken şeylerdir. Herkes bulunduğu yerde şuurluca bulunursa saniyeleri seneler hükmüne geçer. Öbür taraftan mizana Allah'ın inayetiyle yerleştirildiği zaman amelleri, tavırları, hareketleri, sözleri, düşünceleri hatta tefekkür bakın. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten nasıl hayırlı oluyor ki? İşte bundan dolayı hayırlı oluyor. Yani fikirleri bile insanın çok kıymetli hale gelir, çok değerli hale gelir. Ve öbür alemde bunun başka bir şeyi var. Tabii onu burada şu kadarcık kapağını açayım isterseniz. Böyle şuurluca olan İhlas da zaten bununla bir alakalıdır. Yani ihlas da bu işin bir boyutudur, bir yönüdür zaten. İradeyi şu açıdan değerlendirelim isterseniz. Yani normalde iradeyi ayrı olarak değerlendirmek lazım. Yani biz irademizle bu işleri seçiyoruz. Bu işin içerisine giriyoruz. Tamam, yani o işin ayrı tarafı. Fakat iradeyle seçip girdiğiniz o işin içerisinde artık neyi seçtiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Ne yaptığınızın farkında olmanız gerekiyor. Nereye gittiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Yani farkındalık, ya şuur farkındalıktır. İrade seçmedir. İrade seçimdir. Ama şuur farkındalıktır. Şuur etmek, fark etmek, hissetmek, idrak etmek, bilmek ve bütün bunların hepsi o şeyin içerisine girer. Yani şuurun içerisine girer ki işte buna Cenab-ı Allah bir ayrı bir önem veriyor. Yani bu şuur meselesine ayrı bir bununla alakalı yani şuurun çok şeyleri, çok değiştirdiğiyle alakalı o kadar çok şey var ki aslında. Yani o kadar çok örnekler var ki ama ben bulabildiklerim kadarıyla aklıma gelenleri yazmaya çalıştım oraya. Onların metinleriyle beraber yazmaya çalıştım. İnşallah onları göndereyim. Yani oradan da abiler ablalar şey yapabilir, bakabilirler. Yani Cenab-ı Hak inşallah şuurluca yaşamayı bize nasip etsin. Şununla Amin. bitireyim isterseniz. Biz ebedi hayatı işte bu şuurla kazanıyoruz yani. Niyet, hani biliyorsunuz ebedi hayat niyetle kazanılır. Niyet dediğimiz nedir? Şuurdur yani. Ya Rabbi sen bizi burada ebediyete kadar yaşatsan ve ebediyete kadar bizden namaz istesen biz ebediyete kadar sonsuza kadar namaz kılarız. Sonsuza kadar sen bizden işte şu haramdır yapma desen evet biz sonsuza kadar yani ona elimizi uzatmayız yani gücümüz yettiği müddetçe. Şunu yap desen yaparız. Bakın niyet, şuur bak şuurdur işte bu. Hani ifade etmeye çalıştım. İşte niyet bu şuurun yoğunlaşmış ve belli şeylere yönlendirilmiş halidir ki o her şeyi eşyayı değiştirir. İnnemel amalu bin niyyat Buhari Hazretleri'nin ilk hadisi ve innema li kulli imrin ma neva diyor. Ameller niyetlere göre olur. İşte niyet dediğimiz nedir? Şuurdur yani. Neyin ne yaptığının farkında olmak, niye yaptığının farkında olmak. Hani necisin, nereden geldin, ne yapıyorsun ve nereye gidiyorsun? İşte şuur yani bunlar. Bütün bunların hepsi şuurdur. Ve bu şuur olmadığı zaman biz sair mahlukattan başka şeyimiz olmaz yani. Hiçbir farkımız olmaz Allah muhafaza. İnsan hisleriyle böyle çepeçevre çevrildiği zaman yani o söylediği ifadelerden şey olmaz. Mesul olmaz. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in de var ya benim vücudumu öyle büyüt ki cehennemde yer kalmasın yani. Cehennemi diyor ben doldurayım. Cehennemde yer kalmasın diyor. Başkalarına yer kalmasın.
Yani bu şeydir. Yani bu insandaki şefkat hissi, rahmet hissi, merhamet hissi böyle coştuğu zaman taşar. Taştığı zaman insanın iradesini bazen elden alır. İradesini elden aldığı zaman da insan o ifadelerden ve o sözlerden mesul olmaz ve niyetine bakılır. Sen bunu söylerken niye söyledin? Ya Rabbi sen o kadar merhametli değilsin. Bak cehennemi yaratmışsın. Ben senden daha merhametliyim. Cehennem keşke olmasa da olurdu falan. Böyle mi dedin? Yani bu düşünceyle mi böyle bir şey söyledin? Yoksa hakikaten böyle şefkatinden, rahmetinden, merhametinden öyle kendinden geçtin. Yani ne dediğini bilmez halde ay aman ya Rabbi yani yakma bunları ben gireyim de beni yak onları yakma mı dedin? Yani bu ona göre değerlenir yani. Eğer birinci gibi de diyorsan yani Allah'ın rahmetinden daha ileri rahmetleri sürüyorsan bu tehlikelidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden daha ileri rahmet olmaz. Şu olan hadiseler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin göstergesidir. Rahmetinin yani gazabın önüne geçtirdiğin göstergesidir. Cehennemin olmamasını istemek cennetin de olmamasını istemektir. Çünkü mahlukat zıttan bilgi alır. Zıt olmayınca mahlukat bilgi alamaz. İlah değil çünkü mahlukat. Onun için cehennem kaldırıldığından itibaren cennet de otomatik olarak kaldırılır. Çünkü cennettekiler hiçbir şey duymaz hale gelir. Cenneti Cenab-ı Allah kaldırsa sadece cehennemi bıraksa cehennemdeki hiçbir insan azap görmez, azabı hissetmez, fark edemez ve duyamaz. Neden? İşte bu mahlukatın özelliğidir. Bu çok üzerinde durmuştuk belki hatırlayacaksınız. Yani mahlukat zıttan bilgi alır. İlmini zıt taraftan alır. Zıt olmayınca mahlukatın ilmi gider. Ama dediğim gibi Cenab-ı Hak madem siz böyle bilgi alıyorsunuz, bundan başka da almıyorsunuz, o zaman işte yaratayım bazılarını cehenneme koyayım, yaratayım cennete koyayım diye Cenab-ı Hak öyle yapmamıştır. Gene rahmetiyle, merhametiyle herkes yerini kendi seçsin diye böyle bir dünyaya yarışa göndermiştir yani. Tam ben bir şekilde onu o yaratacağım, onu da yaratacağım. Çünkü celali tecelli onu istiyor, cemali tecelli de onu istiyor. Ama yerinizi siz seçeceksiniz demiştir. Ve bize de irade vermiş, kendimize buyurun seçin seçebildiniz demiştir yani. Dolayısıyla bu da bir rahmetin eseridir. Yani onun için biz eğer şefkati ilahiden, rahmeti ilahiden daha ileri rahmet sürmeye kalkarsak ve bunu yaparken de ya Rabbi bu olmamış yani halbuki böyle olacaktı falan gibi bağışlayan insan bir ukalalığa girerse o zaman tehlikelidir. Ama yok işte bir hissin ifadesi olarak söylediği şeylerse yani his dolmuştur, taşmıştır da bazen öyle olur yani siz mesela diyelim çok akıllısınızdır. Bir hadise olur. Normalde ağlamazsınız siz. Ama içinizden öyle gelir, öyle dolar, öyle taşar ki sizi dinlemez yani. Gözünüzden yaşlar boşanır. Yani sen de mi derler falan. Yani ben de mi ne? Yani tamam ama yani taştı ne yapayım? Yani engel olabilecek bir şekilde olmadı yani falan. İşte böyle olduysa bu problem olmaz. Bir hissin ifadesi olarak, bir şefkatin ifadesi olarak belki olmaz. Ama dediğim gibi bir niyetin ifadesi olursa ya da bir fikrin ifadesi olursa, bir düşüncenin ifadesi olursa o zaman çok tehlikeli olur. O zaman Allah'ın rahmetinden öte rahmet gibi olur. O da olmaz.